Rinoplasti hazırlık sürecinde öncelikle hastanın doğru hekimi bulması en önemli görevidir. Hastanın hekimiyle kendisini rahat hissedebileceği, ona her türlü soruyu sorabileceği, sorduğu sorulara iyi açıklamalar alabileceği bir hekim bulması lazım kendisine öncelikle. Dediğim gibi her şeyin başı iletişim. İletişimde kendi istediklerini, burnuyla ilgili endişelerini, kaygılarını, korkularını çok iyi bir şekilde paylaşması lazım. Ardından hekimiyle birlikte bir hazırlık sürecine geçiliyor. Bu hazırlık sürecinde de kendisinin istediği, beğendiği, beğenmediği burun şekilleriyle ilgili hekimini çok iyi bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor. Bundan sonra bu bir operasyon olduğundan dolayı kendi sağlığıyla ilgili, o güne kadar geçirdiği hastalıklarıyla ilgili, ameliyatlarıyla ilgili ve kullandığı ilaçlarla ve alerjileriyle ilgili hekimine çok doğru bilgiler vermesi gerekiyor. Bu bilgiler ışığında kendisinin ameliyata uygun olup olmadığı ya da daha öncesinde alınması gereken tedbirler planlanır. Ameliyat planlandıktan sonra hastamızın yaklaşık olarak 10 gün öncesinden kan sulandırıcı ilaçlar, bunların başında aspirin gelir, bazı ağır ağrı kesiciler kullanmaması gerekir. Bunun dışında bizim sevmediğimiz bazı ginkgo biloba, ginseng gibi maddeleri içeren vitaminler kullanmaması gerekir. Yine son yıllarda sıklıkla kullanılan zencefil tarzı besinlerde almaması gerekir. Ameliyattan önce bize en çok sorulan soru sigarayı bırakmalı mıyım, bırakmamalı mıyım? Tabii ki sigara her zaman sağlığımızı ters etki yapabilen bir madde, fakat ameliyat için çok çok daha önemli. İki konuda sigaranın etkisi var. Birincisi, yara iyileşmesini kötüleştirir. İkincisi de alacağınız anestezinin daha riskli hale gelmesini sağlar. Bu yüzden ameliyattan yaklaşık bir hafta öncesinde sigarayı bırakmanızı tavsiye ederiz. Alkol konusunda ise ameliyattan 3 gün öncesinden alkol alımını bırakmamız gerekir. Ameliyattan bir gece önce bir banyo yapmasını tavsiye ederiz hastalarımıza. Yine ameliyat eğer ertesi sabah gerçekleşecekse gece 12'den sonra herhangi bir şey yiyip içmemesini ve hastaneye aç bir şekilde gelmesini tavsiye ederiz. Hastamız bu anlattığımız konulara dikkat ederse sağlıklı bir ameliyat süreci geçirecektir.